deneyimli isim Onur Tan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, eşkıya dünyaya hükümdar olmaz karakterlerini bir yol macerasında buluşturan sinema filminin gala gecesindeyiz. Arkadaşlarına destek vermek isteyen pek çok oyuncu gecenin konukları arasında. İyi akşamlar Sabine Hanım. Çok güzel bir gecede sizinle bir araya geldik. Bugün Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz'daki dostlarınıza aslında bir nevi destek olacaksınız değil mi? Evet, evet. Onlar hepsi benim çocuklarım. Hepsi benim oğullarım. Onun için işte buraya geldim destek olan onlara. Çok güzel bir şey yaptıklarına eminim. Çok da komik olduğuna öyle ara ara part part şeyler izlemiştik. Umarım seyirci de beğenir. Beğeneceğine de çok eminim zaten. Çok güzel bir ekiple birlikte çalışıyoruz. O ekibe yalnız bırakmayalım dedik. O heyecanı biz de paylaşalım istedik. Çok sevdiğim arkadaşlarımın, çok sevdiğim bir ekibin çok güzel bir işe benziyor. İnşallah izleyeceğiz. Hakikaten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Tüm arkadaşlarım elinden gelen en iyisini yaptığına inanıyorum. İyi seyirler diliyorum. Ömür Façalı, Hatice Kalkandere, Emine İspir, Meskun Mahal'de ortalığa ateş açmışlar. Kadınlar mı ateş açmışlar? Bizi fark edip kurtarsınlar diye birkaç el havaya sıktık. Zafer Zaralı bir köpeğe saldırıp onu ısırmış. Zafer bir köpeği mi ısırmış? Her bölümüyle aksiyon ve heyecanı evimize taşıyan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bu kez bol bol komedi ekleniyor. Yapımda yüzümüzü güldürecek çok detay var. Aslında diğer komedi filmlerinden farklı olarak bizimkilerin içine düştüğü komik durumlar diyelim ondan sonra. Bu da tabii hani komedi filmi klasmanına giriyorsa bir komedi filminden daha komik olduk diyebilirim. Ben İlyas Şakır Bey. Söz vermiştin Tadir Bey hiçbir şeye bulaşmayacağım diye. Ben de Behzat Paşalı. Abim bir şeylere bulaşmadan durabiliyor mu? Bulmuşlar gene yengeçleri. Merak uyandıran eğlenceli yapımın galasında herkes birbirinden şık. Çok güzel olmuşsunuz. Ben kapıdan gelirken bile gözlerimi sizden alamadım. Bu beyaz tercihinde bu geceye özel mi yaptınız? Çok teşekkür ederim. Beyazı kendime yakıştırıyorum, bilmiyorum. Koyu renkler kapatıyor beni, öyle hissediyorum. O yüzden beyaz tercih ettim. Saçım böyle doğal seviyorum. Doğal bir saç modeli yapıldı. Kıyafette olduğunca böyle maskülen ve spor şık tarzı seçmeye özen gösterdim. Gala gecesinde beyaz tercih eden bir diğer isimse güzel oyuncu Ceren Benderlioğlu. Kendisine bu seçiminin çok yakıştığını söylemeden geçemeyeceğiz. Gecenin üç güzel kadını Sevinç Kıranlı, Sema Öztürk ve Sevil Akı göz kamaştırıyorlar. Bunlar bizim yaptığımız işin keyifli geceleri, zevkli geceleri. Onların da keyfine varmak gerek. O yüzden tabii ki heyecanla ve keyifle hazırlandık. Ben misafirim. Arkadaşlarımın sinema filminin heyecanını paylaşmak için buradayım. Tabii ben de onlar için özendim. Uğraştık. Ben hiç onlar kadar kibar olamayacağım. Elbiseyi gördüm, aldım, çıktım, giydim, geldim. Bu kadar. It's a beautiful day. Gala gecesinde beyler de oldukça özenli. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'daki kıyafetlerinizden daha farklı bir kıyafette görüyoruz bugün sizi. Özel bir hazırlanmanız oldu mu geceye? Yani şöyle, ben genelde siyah giymeyi seviyorum. Tek özel, hani biraz da şık görünmek istedim. Yani çok deri ceketle de gelmek istemedim. Normalde öyle gelmeyi çok isterdim ama hani biraz da böyle hani palto. Ya ben normalde siyah giymeyi çok seviyorum. Normalde de siyahtan başka bir şey giyemem. Eşim Melisa beyaz giyince dur dedim, bu sefer de ben de beyaz giyeyim, beraber ortak olalım. Filmin başlamasına dakikalar var. Toplu halde basının önüne çıkan ekip konuşma görevini reise bırakmış durumda. Birazdan güzel bir film seyredeceksiniz diyeceğim ama ben daha seyretmedim. Ben de sizinle birlikte seyredeceğim ama çok emin olduğum şey şu. Çok keyifli bir proje, çok keyifli bir film, çok keyifli bir senaryo. Arkadaşlarım da zaten biliyorsunuz dizideki performanslarını. Evet, ters köşe bir film. Başından sonuna kadar gerçekten çok eğlenerek seyredeceğiniz bir film olduğunu biliyorum en azından. Filmden sonra nasıl olsa bir daha konuşacağız, değerlendirmesini yapacağız.
açılış konuşmasını benim yapmamı istedikleri için bu kadar konuşabiliyorum. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Herkesle birlikte filmi izledikten sonra emeği geçen oyunculara mikrofon uzatıp hislerini öğrenmek istiyoruz. Dışarıdan bir gözle ben çok eğlendim. Herkesin de çok eğleneceğine bir aile filmi olduğunu üstüne basa basa söylüyorum. Büyük bir keyifle izlemelerini istiyoruz. Çok teşekkür ederiz destek veren herkes için. Daha henüz heyecanımı atlatamadım. Güzel bir film seyrettik. Kendimi çok beğendim diyeyim. Gerçekten her şey çok güzeldi. Zaten senaristlerimizin ellerine sağlık. Bütün ekip arkadaşlarım izledikleri bir işi çekiyorlar. O yüzden de başarı kaçınılmaz diye düşünüyorum. Bekliyorduk zaten bu kadar güzel bir şey çıkacağını da. Böyle hep birlikte gülmek çok keyifli. Hakikaten senin de güldüğün yerlere salondaki herkesin eşlik etmesi gerçekten çok keyifli bir şey. Güzel bir film. Ben de ilk defa seyrettim. Arkadaşlarına emeğine sağlık, sağ olsunlar. Güzel bir şey olmuş, güzel bir film olmuş. Umarım karşılığında görecek seyirci. Hayırlı uğurlu olsun. Gören de suyun altından ona torpil atacaklar zanneder. Nasıl batmıyor? Adı üstünde çelik yelek. Allah! Ne yapıyorsun? Size bir kahve ısmarlayabilir miyim?